Neydi buranın adı? Nasıl okunuyordu adı? Aizonai. Kütahya Çavdarhisar Aizonai. Neydi ya? Aizonai. Aizonai. Keşke daha kolay bir isim bulsalarmıştı. İlk borsanın olduğu yermiş değil mi bu bölge, bu kent? Şöyle bayağı devasa bir şey. Çeke çeke çıkalım şöyle. Wow. Vay be. Burası nerede? Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde. Tabelalar falan var zaten. Girişte bilet alıyorsunuz. 65 yaş üstüne beleş. 65 yaş altına. Şu an itibariyle 70 kağıt. Böyle bir yer. Şöyle çıkalım bakalım. Vay. Evet, bir ayrıntı yine yakaladım. Duvarda svastikaları görüyorsunuz. Aynısı benim boynumda da var. Vay be. Burası tapınakmış galiba. Gelmişken tapınsak mı, ne yapacak? Şöyle çekelim etrafı. Çok güzel bir antik kent. Kütahya'ya, Çavdarhisar'a yolunuz düşerse buraya mutlaka uğrayın. Oh, burası serinmiş biraz gölge olduğu için. Evet. Onu bilmiyorum. Bakalım. Yunanca yazılar var. Okuyabilen var mı bilmiyorum. Bayağı bir olaylar, bir şeyler var. Bunları birbirine nasıl birleştirmişler acaba ya? Değil mi? Evet. Sütunları, betonları, mermerleri falan. İnsan görmüş de harika. Şimdi şu an gördükleriniz neyin nesidir bilmiyorum. Antik kentin duvarlarının üstünde böyle at üstünde gezen adamlar. Acaba dedim hani tahribat yapmaya çalışan günümüz vatandaşları mı yaptı diyeceğim. Değil. Hani baya baya eski gibi görünüyor. Neyin nesidir bilmiyorum. Duvarları kazımışlar at üstünde. Gezen vatandaşlar. Ya orada görünüyor mu bilmiyorum ama garip bir alfabeyle burada yazılar var. Yani çok enteresan şeyler var. Hayır, Yunan alfabesine de benzemiyor şuradaki olaylar. Evet, kentteki duvardaki ayrıntılar. Aa, buradaki simge neyin nesidir? Bir bilgim, fikrim yok. Depo değil oğlum. Bunun altın gelen var ya. Yani bayağı eski. İşte onun aydınlatması bu. İçeride bunu böyle. Çok ilginç. Bakalım. Oo. Yiyelim mi? Bakalım mı? Ay çok fena. Güvercin yuvası olmuş. Ben bir merak ettim. Bakacağım. Evet. Videodasınız. Aşağı doğru iniyoruz. Çok fena. Oo. Ayin yaptıkları yermiş bura. Benliyorum arkadaşlar. Bir daha buraya gelmem. Şöyle. Bayağı da serinmiş. Hop güvercinler. Durun bakalım. Burası neymiş bakalım. Burada da güzel garip semboller, bir şeyler var. Vay be. Hani ne anlama geliyor? Neyin nesidir? Burada kabartma olanlar kimdir, nedir, necidir bilmiyorum. Mezar taşlarıymış bunlar. Frigya kapı tipi mezar taşlarıymış. Frigya kapı tipi mezar taşlarıymış. Öyle yazıyor. Videoyu da alıyorum. Serin serin. Biraz da güvercinlerin dışkıları kokmasa daha güzel olacak ama serin bir ortam. Şöyle çekeyim görmeniz için. Şu an tapınağın altındayız. Azıcık da yerin altındayız. Evet, şöyle çekelim. Şu an tam tapınağın altındayız. Yerin altında. Baya 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 serin bir yer. Şöyle. Zeus tapınağıymış burası. Aizonai. Zonai neydi ya? Aizonai. Antik kentinde.
Zeus Tapınağı'nda burası ayin yapılan yermiş. Artık eski insanlar burada ne tarz ayin yapıyorlarmış? Kedi mi kesiyorlarmış, insan mı kesiyorlarmış? O kadarını bilmiyorum. Mezar taşları şu gördüklerinizde her biri. Frik kapı tipi mezar taşları. Şöyle. Yazılar var. Üzerinde herhalde Yunan alfabesidir. Ondan sonra burada yine süslemeler, yazılar falan var. Muazzam bir şey. İyi ki gelmişiz. Şurada yine bir emmi ile bir teyze var. Kabartma olarak. Binlerce yıllık bir tarih. Burada ne var? Bir baykuş var. Kabartma. Burada bir çiçek simgesi var. Baklava dilimi şeklinde bir şeyler var. Ne anlama geldikleri hakkında hiçbir fikrim yok. Burada yine bir yazı var. Yunan yazısı ama solmaya yüz tutmuş. Bir şeyler anlatıyordu. Aa, Romus ve Romulus olayı mı? Burada bir kurt var. Sanki. Evet, yazıya bakalım. Aiz Anoe Zeus Tapınağı'nın tonozlu alt katıymış burası. Ondan sonra ahşap bir merdivenden, dik bir merdivenden iniliyor. Böyle. Yani. Çok güzel bir yer. Evet, bu da bir gladyatörün mezar taşıymış. Kabartma da herhalde onu tasvir ediyor. Gladyatör. Benim meslektaş sayılır yani. Evet, şu anda tapınaktan yukarı doğru çıkacağız. Evet, şu anda gördüklerinizde Roma döneminde bir tür manivela ile, yani mancınıkla çalışan gülleler. Bunlara onagri deniyormuş, bu güllelere. Savaşlarda kullanılıyormuş. Elma isteyen var mı? Şöyle. Bilmiyorum, bakacağım şimdi. Antik elma. Güzelmiş. Bunlar da antik kentin etrafındaki buluntular. Bu arkadaş bir leopara benziyor. O zamanlar herhalde leopar varmış buralarda, değil mi? Kabartma leoparı andırıyor falan. Bilmem kaç bin sene önce illaki varmıştır. Bak, kapı kilitleri her yerde var. Aynen. Çok estetikmiş adamlar ya. Şey, kartal kabartması var burada. Nasıl geniş olmuş. Çok güzel bir şey bence. Aynen. Şöyle bakalım. Harbiden sanatçıymış eskiden insanlar. Burada yine eski Yunan yazılarıyla bir şeyler yazıyor. Aslan kabartması var. Burası tele örgülerle çevrili. Herhalde girmek yasak. Uzaktan çekelim şöyle. Şöyle uzaktan da antik kenti alalım. Şey yani tapınağı, Zeus tapınağını alalım görüntülere. Orayı da alacağım. Evet. Zeus Tapınağı'nı uzaktan görüyorsun şu anda. Asıl buraya akşam gelmek lazım. Yani akşam açık mıdır nedir bilmiyorum. Alttan spotlarla aydınlatıyorlar. Herhalde görüntü daha acayip değişik bir şey oluyordur. Biraz dolaşalım etrafa. Evet, bunlar da Frigya kapı tipi mezar taşlarıymış arkadaşlar. Tabii eskiden binlerce yıl önce insanların zamanı çok. Enflasyon yok, trafik yok, sosyal medya yok. Ne yapalım? İşte hava erken kararı falan, ne yapalım? Taşları oyalım, bir şeyler yapalım. Sanatçıymış adamlar yani. Bu şey, bu boğa bu. Boğa şeklinde kabartma. Sağında sonunda çiçekler var. Mezar taşıymış herhalde. Yani ağır bir sanat yapmış herifler yani. Evet. Antik kentin arka tarafına geçtim. Kayalar, taşlar devam ediyor. Boğa ve insan sureti figürleri var.
İleride galiba Lahit olduğunu tahmin ettiğim bir iki şey var. Oraya doğru gidip bakacağım. Lahit'in içini görüyorsun şu anda. Boş tabii. Evet arkadaşlar, şimdi de Arizona'yı antik kentinde bulunan Zeus Tapınağı'nın yan tarafındaki tiyatro ya da stadyum artık her neyse oraya doğru gidiyoruz. Bilet alınan yerin hemen yan tarafından bir yol var. İsterseniz bir yere kadar arabayla, isterseniz yürüyerek geçebilirsiniz. Biraz da buraları çekeceğim şimdi. Tiyatroya vardık. Wow. Nasıl antik tiyatro. Kim bilir neler neler yaşanmıştır burada. Aşağıya inip çekmeyi deneyeceğim. Evet. Arena gibi bir yer burası. Yani yukarıdan geldim. Aşağıya indim. Şöyle bir gidelim. Burası tiyatroymuş arkadaşlar. Roma döneminde. Arizona'yı antik kentinde. Kim bilir burada neler yapılmıştır zamanda, neler sergilenmiştir. Şöyle tiyatronun ortasına kadar varalım bakalım. Evet. Tiyatro sahnesine çıktık şu anda. Şöyle etrafı çekelim. Bayağı sıcakmış şu anda kuytuda olduğum için. İnanılmaz güzel bir yer. Yani burada gitar çalmak isterdim gerçekten. Evet, yıkalım, çıkalım bakalım yolu. Bu merdivenleri kimler çıktı kim bilir. Ben